akşamlar Kanal T izleyicileri. Bu akşam yine şifalı bitkiler uzmanı Sayın İbrahim Gökçek'le beraberiz. Kendisiyle şifalı bitkiler üzerine konuşacağız. Konuyla ilgili bize sormak istediğiniz sorularınız varsa ekranda görülen numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz İbrahim Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, biz de iyiyiz. Efendim, ben size bugün ilk konumuz olan kalp damar rahatsızlıkları ile ilgili sorumu sormak istiyorum. Kalp damar rahatsızlıkları neden kaynakları, sebepleri nelerdir? Evet, kalp damar rahatsızlarını tetikleyen birçok faktör var. Yanlış beslenme. Evet. Yani aşırı hayvansal besinler. Ha, bazıları diyor ki işte istediğiniz kadar et yiyin, istediğiniz kadar peynir, yumurta yiyin. Hiçbir yan tesiri olmaz. Hamurdan uzak durun, et yiyin, et yiyin, her gün et yiyin, her gün yağ için diyor. Çok komik bir diyet. Karaday diyeti bir diyet çıktı. Onu açıklayayım. Yanlış beslenme, hareket etmeme, aşırı kimyasal ilaç kullanma, alkol kullanma vesaire. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, evet, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genetik hastalıklar ve sistemik hastalıklar uzmanı, kalp damar rahatsızlıkları, karaciğer yağlanması, evet, kolesterol, lipid, trigliserit gibi, şeker gibi hastalıkların sebebinin neden kaynaklandığını araştırmış, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda bu yeni bir buluştur. Bu rahatsızlıkların sebebinin kalsiyum kaçağından kaynaklandığını belgelemiştir. Evet. Kalsiyum kaçağı neden olur? Asidoz nedeniyle kalsiyum kaçağı oluyor. Neden asidoz oluşur? Evet. Kişi aşırı hayvansal besinlerle besleniyorsa, et, peynir, yumurta çok yiyorsa, evet, kanı asitlenir. Kanı asitlenirse ne olur? Asit kalsiyumu emer. Mıknatıs gibi çeker. Onunla birleşerek nötr bir madde meydana gelmesi lazım. Vücudumuz asidi hemen nötrleştirmesi gerekir. Evet. Aksi takdirde hayati tehlike başlar. Kalsiyum, kanda bulduğu kalsiyumla asit birleşir. Kanda kalsiyum bulamazsa damarların iç yüzeyindeki kalsiyum emer. Damarların iç yüzeyinde kalsiyum bulamazsa kemikteki kalsiyum emer. Bu nedenle bazı insanların kemikleri zamanla kırılgan olur. Evet. Cam kemik dediğimiz hastalık dahi çıkabilir zamanla. Ve hatta kemikteki kalsiyumu değil, hücre içerisindeki kalsiyumu dahi çekmeye başlar asit. Kişi doğduğu günden öleceği güne kadar kanının pH değeri 7.40'tır. Takriben hep böyle gider gelir. Evet. 7.35-7.45 arası. Fazla asitlendirme olduğu zaman ölüm tehlikesi, riziko çok büyük. Vücudumuz sürekli bir denge var. İşte hayvansal besinlerle beslenildiğinde asidoz oranı yükselir. Evet. Hayati tehlike başlar. Dengesiz beslenmenin çok büyük bir payı var zannedersem. Özellikle çağımızda obez hastalığı çok artmış durumda. Hazır yiyeceklerin, hazır gıdaların bununla çok büyük bir etkisi var herhalde. Tabii spor yapmama, hareket etmeme, aşırı hayvansal gıdalar, evet, kimyasal ilaçlar bağırsak florasını yakıyor. Bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. Karatay diye, diyeti diye ortaya çıkan diyet aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Hollywood'da ortaya çıkan özellikle Hollywood diyetinin özellikle bu ara çok moda bu diyet. Geliştirilmiş halidir. Çok çok tehlikelidir. Kişiyi yavaş yavaş ölüme götürür. Yani son modern araştırmalara göre kişi hayvansal besinleri fazla yememeli. Haftada 2, en fazla 3. Peygamber Efendimiz de zaten aşırı et yemeyin buyurmuştur. Et ve et mamulleri tehlikeli. Şimdi bu alışla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Almanya'da birçok ülkede klinik araştırmalar yapılmış. Alıcın damarlardaki plakları çözdüğü, kalbi güçlendiği, kalbe kan akışını arttırdığı klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Alıcın birleşimindeki hiperizin burada mesela sadece Almanya'da 3.664 hasta alıçla tedavi edilmiştir. Alıç kalbe kan akışını artırır, kalbi besler, damarların iç yüzeyindeki plakları çözer. Yüksek tansiyonu önler, kolesterolü önler, lipidi düşürür. Binlerce insan üzerinde tedavi denemesi yapılmış, etkisi ispat edilmiş. Biz çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde alıç ekstraktı, biberiye ekstraktı, oğlotu ekstraktı, zencefil ekstraktı, zerdeçal ekstraktı, altınbaşak otu ekstraktı.
Evet. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Şimdi bazıları alıç sirkesi yapıyor. Etkisi azdır. Neden az? Bazıları alıç şurubu yapıyor. Bazıları alıç suyu yapıyor. Alıcın birleşimindeki etken madde %2,5. Sirke yapabilirsiniz. Şurup yapabilirsiniz. Çay yapabilirsiniz. Etkisi yeterli değil. Çünkü etken madde nedir? Az. Bu nedenle destilasyonla elde edilen ekstraktının kullanılması gerekir. Türkiye'de ekstraktan bitkisel gıda takviyesi üreten tek firma galiba biziz. Evet, mükemmel bir ürün geliştirdik. Kişi bunu kullandığı zaman isterse damarları %80, %90 tıkanmış dahi olsa yavaş yavaş açılır. Mesela bir beyefendi geldi bize. Kalp damarları, her insanın 3 tane kalbinde ana damar var. Kalbi besleyen. Evet. İkisi %80, biri %100 tıkanmış. Ameliyat olması şart. Ne yapacağız hocam? Dedim ki acele yok. Deneyeceğiz, göreceğiz. 2 haftada %80 olan tıkanma açıldı. Peki. 2 haftada. Ben diğer konumuz olan böbrek yetmezliği ve böbrek taşı sorununa geçmek istiyorum. Böbrek taşı ve böbrek yetmezliğine neden olur? Böbrek yetmezliği, böbrek taşı ikisi biraz farklı konu. Böbrek yetmezliğinin sebebi bugüne kadar, yani 50 yıl öncesine kadar kist, taş, kum, iltihap idi. 50 yıl öncesine kadar. Evet. Bugün kronik böbrek yetmezliğinin sebebi %98 kimyasal ilaçtır. Neden? Kişi, bugün insanlar tansiyon hapı kullanıyor. Diyabet hapı kullanıyor. Evet. Kolesterol hapı kullanıyor. Depresyon hapı kullanıyor. Böbreklerimiz bunu süzmek zorunda. Peki bitkisel bir çözümü var mı? Var. Bitkisel çözümü var, evet. Şimdi kişi kimyasal ilaç kullanırsa ne olur? Evet. Böbrekler yavaş yavaş iflas eder. Altın başak otu, şu gördüğünüz bitki, dünyada böbrekteki taş, kum, iltihaba birebir, iltihapların önleyici, dezenfekte edici, böbrekleri temizleyici, arıtıcı. Sadece altın başak otu değil, aynı zamanda huş yaprağı. Evet. Mesela huş yaprağı ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Böbreklerin temizlediği, arıttığı, dezenfekte ettiği, ardıç kozalağı, ayrık kökü, civan perçemotu, evet, kayış kıran kökü. Bu bitkiler böbrekleri temizler, arıtır. Kist, iltihap, taş, kum varsa temizler. Kişinin böbrekleri kimyasal ilaçtan değil de iltihap, taş, kum vesaireden böbrek yetmezliğine yakalanmışsa tedavisi, evet, çok kolay. Fakat kişi kimyasal ilaç kullanmışsa, tansiyon hap, diyabet, kolesterol, antidepresan, böbrek büzülmüştür, küçülmüştür, ona bir şey yapamaz. Evet. Böbrek küçülmemişse, büzülmemişse, deforme olmamışsa tedavisi mümkün. Evet. Kimyasal ilaçtan deforme olmamışsa, büzülüp küçülmemişse. Başka bir hastalığından dolayı böbrek yetmezliği bakteriden, virüsten, mantardan kaynaklanıyorsa tedavisi mümkün. Kullandığımız ilaçların da buna bir etkisi var mı? Sağlık için aldığımız, kullandığımız ilaçların böbrek yetmezliğine veya böbrek taşına bir etkisi var mı? Böbrek yetmezliğini tetikleyen faktörlerin başında %98 kimyasal ilaç. Evet. %98. %2 iltihaptır, taştır, kumdur, kisttir. Evet. Böbrek yetmezliğini tetikleyen faktörler iltihapsa, taşsa, kumsa problem değil. Tedavisi çok kolay. Fakat kimyasal ilaçtan dolayı zehirlenmiş de, böbrekler küçülmüş, büzülmüş de yapacak bir şey yok. Bir telefon bağlantımız var konuyla ilgili. Murat Ulut telefonumuzda Bursa'dan. Sorunuzu alabilir miyiz? İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben İbrahim Bey'e bir soru soracaktım. Buyurun. Eğer mümkünse. İbrahim Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Hocam, ben bu şişkinlikle ilgili biraz kaba tabir oluyor ama şişkinlikle ilgili sorum olacak. Şöyle söyleyeyim, daha doğrusu şikayetimi söyleyeyim. Her ne yersem yiyeyim. Özellikle yoğurt, turşu gibi böyle baharatlı gıdalarda daha fazla oluyor ama genelde her yediğimden sonra aşırı derecede
bir şişkinlik oluyor. İlk yarım saat, 45 dakika, bir saat. Ve ondan sonra da bu daha fazla hale geliyor. Yani bu çok yeme ve az yemeye bağlı değil zannedersem. Çünkü az yesem de eskiden az yediğim zaman olmuyordu. Çok yediğim zaman oluyordu. Şu an az da yesem, çok da yesem böyle nefes alamayacak derecede şişkinlik oluyor. Çok affedersiniz, şu anda da yemek yemiş ve şişmiş durumdayım. Bana öneriniz ne olabilir? Kişi antibiyotik, antihistaminik geçmişte kimyasal ilaç kullandıysanız, kimyasal ilaç kullandıysanız veya hijyenik olmayan bir tuvaleti kullandıysanız veya yakınınızdan herhangi birinde herhangi bir alerjik hastalık, cilt hastalığı varsa mantar vardır. Mantar kapmışsınız. Bağırsaklara mantar yerleşmiş. Mantarlar toksik madde üretiyor. Karbonhidrat içeren yani glikoz içeren herhangi bir şey yediği zaman kişinin bağırsakları davul gibi şişer. Evet. Mantarı yok etmeden bu şişkinlik önlenemez. Biz bunun için aloe vera çok özel bir formül geliştirdik. Aloe verayı kullandığı zaman kişi yavaş yavaş mantarlar azalır, şişkinlik ortadan kalkar. Problem değil. Peki kaldığımız yerden devam edelim konumuza. Özellikle uykusuzluk problemi çağımızın hastalığı. Uykusuzluk problemi neden kaynaklı oluyor? Sebepleri neler? Uykusuzluk problemi? Evet. Uykusuzluk, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma. Kişinin stresli. Yani günümüzde insanlar nasıl yaşıyor? Çok yoğun, çok stresli. Stres. İş temposu, ailede karı koca arasındaki sürekli münasebetler, gerilim. Bir reklam aramız var. Kısa bir reklam arası, arasına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi böbrekteki taş, kum, böbrek ve mesanedeki taş ve kuma karşı çok özel bir formül geliştirdik. Avokado forte. Avokado kişinin böbreklerinde isterse ceviz kadar taş olsun yavaş yavaş eritir. Bir beyefendi Antalya'dan beni aradı, diyor ki böbreklerimde diyor ceviz kadar taş oluşur. Evet. 6 ayda bir. Ne yapacağım ben? Avokado. Şimdi biz bunun için çok özel bir formül geliştirdik. Avokado yaprağının ekstraktı. Kayış kıran kökünün ekstraktı. Civan perçemi ekstraktı. Civan perçemi uruları kistleri eritici. At kuyruğu otu ekstraktı. Altınbaşı otu ekstraktı. 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşur bu. Avokado forte. Böbrekteki kistleri, taşları eritir. Mesanedeki taşı, kumu eritir. İdrar yollarında taş veya kum tıkanmaya sebep olmuşsa eritir ve tıkanıklığı açar kısa sürede. Kişinin sürekli böbreklerinde, mesanesinde veya idrar yoluna taş oluşuyorsa çok tehlikeli olabilir. Çünkü idrarı boşaltamazsa ne olur? İltihap bütün böbrekleri, idrar yollarını sarabilir. Tehlikeli olabilir. Çok güzel, çok etkili. Herhangi bir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Ha, bu avokado forte bitkinin ekstraktından oluşuyor. Ot değil. Bazıları otu öğütüyor, hap yapıyor, damla yapıyor, tıraşı yapıyor. Etkisi sıfırdır otu öğütüp. Türkiye'de bitkisel gıda takviyelerinin %98'i otu öğütüp hap yapma şeklinde. Bitkisel karışım. Sıfır etki. Evet. Avokado forte'nin ise etkisi %100. Neden? Bitkinin damıtılarak elde edilen bitki özütü. Avokado forte'yi kullandığı zaman böbrek ve mesanedeki taş ve kum kısa sürede halolur. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Uykusuzluk problemini konuşuyorduk. Evet, uykusuzluk, uykuya dalamama, sık sık uyanma, yoğun stres nedeniyle kişinin tempolu çalışması, ailede geçimsizlik, karı koca arasındaki münasebetler, birçok faktör kişinin psikolojisini bozuyor. Yediği, içtiği gıdalar. Antidepresan kullanıyor mesela. Antidepresan beyindeki nöronlara zarar veriyor, hücrelere zarar veriyor. Yemiş olduğumuz besinler kimyasal madde içeriyor. Bu kimyasal maddeler karaciğer arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini harcıyor. Karaciğer bağırsına gelen toksik maddeyi arıtamazsa toksik madde kanda dolaşıyor. Beyne etki yapıyor. Evet. Beyindeki hormon dengelerini bozuyor. Hormon dengeleri bozulursa artık psikolojisi bozuluyor sürekli. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi problemler ortaya çıkıyor. Bir de mesela şehir makarnaları oluyor.
motosiklet sürüyor. Gece saat 1'de 2'de bazıları sokak aralarında. Evet. O zaman tamamen uyku. Peki stres etken midir? Ya da çağımızda teknolojik yaşam etken midir uykusuz probleminde? Evet. Bunun için mesela sarı kantaron kişi de stresi sıfırlar. Gerilimi önler. Huzursuzluğu önler. Kişiyi rahatlatır. Relax. Mesela sarı kantaronun birleşinde hiperforin, hiperisin gibi etken maddeler var. Evet. Hiperforin, hiperisin beyindeki hormonların salgılanmasını artırır. Bir, noradrenalin hormonu salgılanmasını artırır. Kişiyi konuya odaklandırır. İki, serotonin hormonu salgılanmasını artırır. Serotonin hormonu kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. Üç, glutamat salgılanmasını artırır. Kişiyi yaptığı işlerden zevk aldırır. Evet. Yani birçok fonksiyonu var. Sarı kantaron kullandığı zaman ne oluyor? Relax, rahatlıyor. Gerilimi, stresi. Burada rahatlıyoruz. Evet, burada eskiden Okan Karacan sunuculuk yapıyordu. Geriliyorum, geriliyorum diyordu. Sarı kantaron kullan, rahatlarsın dedim. Bir hafta sonra dedi ki, beni yumruklasalar dahi dedi. Gayet relaxım, kuzu gibi oldum. O zaman bizim de kullanmamız gerekiyor. Evet, bir hafta içerisinde tamamen gerilimi attı. Çok çabuk etkisini gösteriyor tabii o zaman. Tabii tabii. Sarı kantaron mükemmel. Stres, bunalım, hatta birinci, ikinci dereceden depresyonu dahi önleyici özelliğe sahiptir. Depresif rahatsızlıkları önler. Kişiyi rahatlatır. Evet. Kişi rahatlarsa rahat uyur. Evet. Rahatlayamazsa uyuyamaz. Sürekli stres, stres, stres. Peki uykusuzluğun kiloya neden olduğu da söyleniyor. Peki doğruluk payı var mı sizce? Hani uykusuz kalan insan kilo almaya daha çok meyilli olduğu söyleniyor. Tabii tabii, gerildiği için tabii ki kilo alır. Mesela kişi yattığı zaman işte saat 12'den 11'den sonra hormonları farklı çalışır. Gündüz farklı çalışır. Kişi uyuyamıyorsa, gece uykusunu alamıyorsa ne oluyor? Bir şeyler yiyor, atıştırıyor. O zaman ne olur? Leptin salgılanması azalır. İnsülin salgılanması artar. İnsülin yağ depolar, leptin yağları yakar. Evet. Yattığı zaman leptin salgılaması gerekir ki depolanan yağlar erisin. Depolanan yağlar erimiyor. Bu nedenle uyumayan kişi sürekli yiyor, sürekli yağlanıyor. Kilo alıyor, kilo alıyor, kilo alıyor. Evet. Peki konuyla ilgili bitkisel çözümler nelerdir? Bize neler önereceksiniz? Evet. Çok güzel formüllerimiz var. Onlara girmedik ya. Konuyla ilgili. Şimdi mesela kedi otu kökü veya çarkıfelek otu veyahut da melisa, ol otu, çarkıfelek otu, kedi otu kökü. Bunlar uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlıklara karşı etkisi ispat edilmiş. Evet. Klinik araştırmalar yapılmış, belgelenmiş. Biz bununla ilgili güzel çalışmalar yaptık. Uyuyamayan, sık sık uyanan, uykuya dalamayan kişiler bu formülle kullandığı zaman relax, rahatlar. Kısa sürede rahat rahat uyur. Yani çözüm diyorsunuz bitkisel ürünlerde. Mutlaka bitkisel ürünleri kullanmamız gerekiyor. Tabii. Kedi otunun kökünün biz ekstraktından bir formül geliştirdik. Kedi otu kökü uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitkidir. Artı pasiflora ve oğlotu. Bunun birleşiminde çarkıfelek kökü ekstraktı, oğlotu ekstraktı, kedotu kökü ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktı var. Kişi kullandığı zaman uyuyamıyorsa, sık sık uyanıyorsa, uykuya dalamıyorsa relax, rahatlar. Almanya'da bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilmiş. Yine çarkıfelek ve oğul otuyla ilgili de klinik araştırması yapılmıştır. Kedotu forte veya pasiflora forte. Pasiflora çarkıfeleğin latincesi. Pasiflora bir sarmaşık. Evet. Bunun otu, çiçeği, yaprağı destilasyonla elde edilen özütü uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlarda mükemmel bir etkiye sahiptir. Kişi kullandığı zaman pasiflora veyahut da kedotu, fark etmez hangi sorusu olsun, kısa sürede uyur, uykuya dalar.
o kusur. Ha, kedotunun çayı içilemez çünkü çok kötü bir tadı var. Evet. Çoğu kedotunun kökünü, aroması, içimi kötü olduğu için çayı içemiyor. Bu nedenle biz bunun ekstraktını elde ettik. Özel bir kapsül ürettik. Bunu kullanabilir, hiçbir problem olmaz, koku olmaz, hiçbir rahatsızlık vermez. Fakat çayı içildiğinde aroması, içimi, tadımı kötüdür. Kişi çoğu içemiyor, çayını içemiyor. Biz bu nedenle böyle çok mükemmel bir formül geliştirdik. Kişi bu kapsülü kullandığında bu ekstraktır, bitki karışımı değil. Türkiye'de ekstrakt, damıtılarak elde edilen özütü etken maddesi. Evet. Peki ben diğer bir konumuz olan prostat rahatsızlığı ile ilgili sorular sormak istiyorum. Prostat nedir? Prostata neden olan sebepler nelerdir? Özellikle çağımızda çok artmış durumda prostat rahatsızlıkları. Bunlarla ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Prostat hemen mesanenin altında, kestane büyüklüğünde 25 ila 30 gram ağırlığında bir organ. Konuyla ilgili bir telefon bağlantımız var. Ali Göztepe, Muğla'da. İyi akşamlar efendim. Buyurun sorunuzu alalım. İyi akşamlar. Buyurun efendim sorunuzu alalım. Ben hocamın biraz önce konuştukları böbrek üstünde kist var da. Evet. 6'ya 7. 6 santim ve 7 santim. Evet. Bir de şekerim düşüyor benim. Gidişe insülin direnci var. Acaba hocam ne önerir? Böbrek üzerinde kist varsa problem değil bu. İksir kullandığı zaman, çok özel bir formülümüz var bizim. Kullandığı zaman böbrekteki veya vücudun herhangi bir yerindeki his yavaş yavaş erir. Bir daha kolay kolay oluşmaz. Problem değil. Şeker için de özel bir formül geliştirdik. Hindistan'da, Hindistanlıların gurmar dediği, şeker sıfırlayan demek gurmar Hint dilinde. Latincesi Cinnama silvestris. Şekeri sıfırlayan bitkinin Latince ismi Gurmar Forte diye bir formül geliştirdik. Kullandığı zaman kişi şekerden veya başka rahatsızlıktan kurtulur. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış, etkisi ispat edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Danimarka'da birçok klinik araştırması var. Teşekkür ediyorum. Tekrardan kaldığımız yerden evet. Devam edelim. Prostat ile ilgili konuşuyorduk. Kestane büyüklüğünde bir organ 25 ila 30 gram. Hemen mesanenin altında, mesaneyi tutan bir anahtar gibi düşünelim. Evet. Kilit gibi. Şimdi çok çok önemli fonksiyonları var. Kişi mesela ailesiyle ilişkiye girdi. Meni normal olarak yoğundur, koyudur. Evet. Mesanenin salgılamış olduğu hormonla bu koyuluk gider, sıvı hale gelir. Sıvı ve böylece kişiye eşiyle veya ailesiyle herhangi bir ilişkide bulunduğunda rahatsızlık vermez. Yani zevk verir, rahatsızlık verir. Problem olmaz. Fakat prostat rahatsızlığı nedeniyle hemen kişi ameliyat olur da prostatını aldırırsa ne olur? Sıvı salgılamadı, prostat olmadığı için meni yoğun ve koyu olduğu için kişi bunu boşalırken kendine işkence gibi gelir, ağır gelir. Artık ilişkiye girmek istemez. Soğur. Cinsel hayatta biter. Cinsel isteksizlik neden oluyor yani. Evet, isteksizlik evet. Başlar. Bu nedenle prostat çok çok önemli. Bazıları diyor ki hemen ameliyat dur. Prostatın içerisinde bu erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştüren iki enzim var. Reduktaz evet. Ve aromataz. Bu enzimlerin erkeklik hormonu kadınlık hormonuna dönüştürüyor. Bu enzim oranı artarsa prostat yavaş yavaş bir büyür. Bir telefon bağlantımız var. Ümit Karaaslan, Kayseri'den. İyi akşamlar efendim. Sorunuzu alabilir miyiz? İyi akşamlar efendim. Ben sabra kesesiyle ilgili soru soracaktım tamam, İbrahim buyurun. Hocam ama. Buyurun sorunuzu alalım biz. Ben sabra kesesiyle... İyi akşamlar hanımefendi. Televizyonun sesinizi biraz kısabilir misiniz? Tabii efendim. Ben... İbrahim Hocam'a safra kesesiyle ilgili, safra kesesinde taş var benim. Dediler acilen ameliyat olmak gerekiyor doktorlar. Alacağız komple dediler. Bununla ilgili hocama bir bilgi almak istemiştim efendim. Safra kesesinde taş varsa veya çamur varsa ameliyata gerek yok.
İngiliz tuzu kullandığı zaman magnezyum sulfat heptadien, Latincesi, kimyasal ismi. İngiliz tuzu. İki çorba kaşığı bir bardak suyla karıştırıp içiyor. 15 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu karıştırıp içtiğinde safra kesenin taş çamuru düşürür. 15 gün devam ederse her gün, her akşam yemekten önce bir defada %50 kurtulma şansı. 15 defa kullanırsa %99. Bugüne kadar yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Evet. Fakat bunu tetikleyen faktörler var. Bağırsaklarında ve karaciğerinde yağlanma olduğu için, problem olduğu için taş oluşur. Bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmek gerekir. Yakotu Forte. Şimdi biz çok özel bir çalışma yaptık. Prostat büyümesine karşı yakotunun ve cüce palmiyenin, ısırgan otunun, bu üç bitkinin, altın başak otu, at kuyruğu otu, bunlar da içerir de, beta zitoşterol içerir, at kuyruğu otu. At kuyruğu otunun içermiş olduğu beta zitoşterol, erkeklik hormonunu, kadınlık hormonunu, erkeklik hormonuna dönüştüren reduktaz ve aromataz enzimlerini, prostatın içerisinde bu iki enzim, erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştürüyor. Böylece prostat büyüyor. İşte bu iki enzimi, yakotu forte, enzimin salgılanmasını azaltıyor. Böylece prostat büyümesini yavaş yavaş önlüyor. Prostat büyümesi zamanla küçülür, normal hale gelir. Silivri'den bir beyefendi gelmişti. Prostatı 100 gram olmuştu. Ya neredeyse bir portakal kadar olmuştu. Problem değil, hallederiz dedik. Ne oldu? İksir, aloe vera jel, tabii ki iksir kullanmak şart. İksir, her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritici özelliklere sahiptir. İksir damarları açar. Miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritir. İksir kullandığı zaman bütün damarlar açılır. Artı yakotu veya zabal forte. Bunun birleşiminde yakotu ekstraktı, cüce palmiye ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı, altın başak kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı var. Ot yok. Yani bazıları otu karıştırıyor, hap damla yapıyor. Öyle değil. Ekstrakt. Bitki ekstresi farklı, otu öğütüp hap yapmak farklı. Bu bakımdan bizim üretmiş olduğumuz bu ürün Türkiye'nin değil Avrupa standartlarının üzerinde. Avrupa standartlarının üzerindeyiz. Elhamdülillah. Çok çok kaliteli üretmiş olduğumuz bu ürün. Bu prostat rahatsızlığı olan emaliyet olmasın, kullansın, tekrar doktoruna gitsin, muayene olsun. Aradaki farkı görecek zaten. Evet. Ameliyat olmasına gerek kalmadan değerleri normale dönecek. Evet Kanal T izleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.